civarda Şevanlı. Sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle, semt semt dolaşarak haklı davamızı herkese anlatacağız. Herkesi haklılığımıza inandıracağız. Var mı yok mu? Var! Duy Tayyip Erdoğan! Duy Firavun! Duy! İsrail Başbakanına 10 minüt dedi. Sanki bir şey oldu. Allah. Kendi ülkesinin dışındaki Müslümanlara yapılan zulme sadece bir dakika hayır dedi ama kendi ülkesinde yaşayanlara her gün zulmedilmesine asla sesini çıkartmıyor. Şimdi bu Tayyip Erdoğan mazlumların sesi, sözü, hakkı olabilir mi? Şimdi bu Tayyip Erdoğan'a karşı, bunun partisine karşı bizim hareketimiz, bizim mücadelemiz, bizim blokumuz özgürlük için mücadele ediyor. Hakkını almadan da geri dönmeyecek. Ana dilde eğitim hakkı, kendi kendini yönetmek hakkı, bir demokratik özerk yurt hakkı, bir demokratik cumhuriyet hakkı. Bu hakların hepsini almadan Tayyip Erdoğan'a bu dünyayı asla rahat edeceği bir yer olarak bırakmayacağız. Muhalefetimizi görecek. Parlamentoda görecek, sokakta görecek, her yerde görecek. Ama ne zaman ki halk gerçek gücünü gösteriyor, o zaman onlara topları, tankları, panzerleri, plastik mermileri, sahici mermileri layık görüyor. Bu Tayyip Erdoğan görecek bu yaptığı zulmün karşılığını. Her yerde halkımız kendi temsilcilerini meclise gönderecek. Tayyip Erdoğan'ın kafasına vura vura geleceğiz arkadaşlar. Bugün burada bağımsız adaylarla yarışıyoruz. Oysa Türkiye'de dünyanın en adaletsiz, en zalim barajı olan %10 barajı olmasaydı herkes partileriyle bu seçime girerdi. Partiler ittifak ederdi ve en az 80 sandalye için yarışırdık. Bugün ise bize ancak bunun yarısı kadarı için mücadele eder halde tutuyorlar. Çaldıkları 40 sandalye onlara haram olsun. Tayyip Erdoğan'dan bunu geri alacağız arkadaşlar. Kendilerini demokratik bir özellik içerisinde yönetmelerini, kendi yönetimlerini kurmalarını, kendi temel işlerini kendilerinin idare etmesini, böylece herkesin özgür, herkesin eşit, herkesin serbest olmasını istiyoruz. Bu kadarı dünyanın neresine giderseniz gidin, bütün medeni halkların, bütün uygar halkların hakkıdır. Oralardaki her günkü hayattır. Ama burada bize hayatı zindan ediyorlar. Tek devlet, tek bayrak, tek dil diyerek. Oysa biz çoğulcu bir toplumuz, çoğul bir ülkeyiz. Bu çoğulluk yaşanmalıdır. Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkesler, Lazlar kardeşçe kendi kendilerini yöneterek bir arada yaşamalıdırlar. Böyle bir toplum, böyle bir gelecek istiyor muyuz arkadaşlar?